Welcome to the e-commerce growth show, brought to you by Segmentify. Herkese merhaba. Segmentify e-commerce growth show'un yeni bir bölümüyle, yepyeni bir bölümüyle tekrar karşınızdayız. Tekrar Mustafa Dalcı ve bu kez ekibiyle buluştuk, UserSpots'la buluştuk. Bu kez biraz daha farklı bir şey konuşacağız. Mustafa Dalcı, İdil Kandil ve Caner Arasa bu vesileyle hoş geldiniz diyorum. UserSpots deyince akla ilk kullanıcı deneyimi geliyor. Bizim User Experience ya da kısaltmasıyla UX dediğimiz konu. Ama bu konudan da hareketle biz biraz daha ürün doktoru tarafını konuşacağız. Çünkü ürün doktoru bu işin biraz daha detaylandırılmış, daha hızlandırılmış ve belki de çok daha kolaylaştırılmış tarafı bizler için. Mustafa Dalcı'yı tanıyan çok kişi var sektörden. Ekibi de aynı zamanda tanımak istiyoruz. Kısaca sizlere sözü verip kendinizi tanıtmanızı ve sonrasında da ürün doktoru neymiş, ne işe yararmış konuşmak istiyorum arkadaşlar. Tabii. Ben başlayayım Ladies First kuruluyla. İdil ben. Yaklaşık bir buçuk senedir satış ve iş geliştirmedeki bir başlangıçtan sonra aslında yeni bir şey yapıyoruz. Yeni bir ürün var ve burada hani birlikte ilerleyelim dediğimiz bir noktada ürün doktoru yolculuğu da benim için başladı. Ve şu anda da ürün doktorunun ürün yöneticisi olarak rol alıyorum ben de ekipte diyerek Caner'e bırakabilirim. Herkese selamlar. Ben de Caner Aras. Uzun yıllar boyunca UserSpots'un daha çok yenilikçi tarafına bakan projelerinde görev aldım. Bu da aslında bir ürünleştirilmiş servis deneyim alanında UserSpots'un ilk iştiraki olarak pozisyonlandı. Bu noktada da bu projenin biraz daha geliştirilmesi ve ileriye dönük farklı alanlara pozisyonlanabilmesi için ben de bu projede geliştirmeden sorumlu olarak görev alıyorum deyip ben de zaten herkesin tanıdığı Mustafa Dalcı'ya atayım da o zaman topu. Evet, böyle çok ünlü hissettim kendimi. Çok teşekkürler. Bu arada Hüseyin, tam Switch yayınını beraber yapmıştık hatırlarsın. Yani evet, senden Murat yapıyormuş galiba öncesinde. Sonra sen dahil olmuşsun. Sonra benim katıldığım programdan sonra seninle devam ettiğimiz yayında şey yapmıştık. Şimdi tekrar bir aradayız. Teşekkürler. Ben de Aynen. Bayağı uzun oldu. Ben de UserSpots'un kurucusuyum. Aslında kullanıcı deneyimi üzerine çalışan bir tasarım ajansı, tasarım stüdyosu, tasarım şirketinin. Ve tabii ki bu az önce bahsetmiş olduğum tasarım ve sonuna eklenen ajans, stüdyo, işte ne diyebiliriz, şirket, her neyse aslında adlandırdığımız şey bir servis şirketi ve bu servis şirketi şu an tabii ki bizi YouTube'dan izleyecek arkadaşlarımız, izleyen arkadaşlarımız için belki biraz daha resmedebileceğimiz bir saç beyazlatan bir süreç açıkçası yani. Hani servis veriyor olmak insanın saçını beyazlatan, bazen döken, bazen uğraştıran bir şey. Yaş 40'ı geçti demiyorsun, ondan demiyorsun da ürün doktoruna mı bağlayacağız? Aynen, müşterilere bağlıyorum hani. Aslında sadece müşteriler değil yani, her gün servis işinde bir şirkette birçok proje yapılıyorken, onlarca proje devam ediyorken tabii ki bazı müşteri beklentileri, bazı bu arada kullanıcı araştırmasında kullanıcı bulamamakta bir problem olabiliyor. Yani irili ufaklı onlarca servis işinin gerektirdiği, getirdiği servis işinin külfeti diyelim olan problemlerle karşı karşıyaydık. Ve açıkçası yani bunu daha nasıl sınırlandırabilir, daha nasıl belli bir paket haline getirebilir diye düşünürken aslında çok güzel bir trend raporu okuduk. Hani böyle bir gün bir kitap okudum ve hayatım değişti modunun. Yani productized service, ürünleştirilmiş servisler diyerek böyle çok fazla sayıda örneğin olduğu bir rapor okuduk. Aslında aklımızda işte ürün geliştirme hızımızı bayağı iyi noktaya getiren Webflow yatırımımızla beraber aslında yeni hangi ürünleri yapabiliriz arayışımız vardı. O arayışımızın çerçevesinde bir de böyle bir konsept olduğunu keşfedince dedik ki neden ürün doktoru adını verdiğimiz şeyi hayata geçirmeyelim. Aslında hani ürünleştirilmiş servis örneği bir tane. Belki İdil
Hani ya da senin sorularına biraz daha detaya giriyor olacağız ama böyle bir başlangıç yapalım. Zevkle teşekkür ederim bu güzel giriş için de hepinize. Bir teşekkürle İdil'e sözü pası atmak istiyorum. Teşekkür ediyorum çünkü bir Türkçe isim koymuşsunuz ürününüze. Ben bir Türkçe aşığı olarak sektörde maalesef her şeyin, birçok şeyin İngilizce olduğundan bazen rahatsızlık duyuyorum. Aynı şey bizler için de yani kendi şirketim için de geçerli. Ancak güzel bir karşılık varsa bunu da kullanmak lazım. O yüzden ürün doktoru da çok güzel bir isim olmuş. Globale inşallah taşınacaktır bu ürün eminim. Türkiye'de gelişip kalede burada kendi rüştünü ispatladıktan sonra o zaman da zaten istediğiniz gibi bir güzel isim bulacağınıza da eminim. O kafa sizde çok fazlasıyla var ama Türkiye'de ürün doktoru ismi bence güzel olmuş. Şeyi Bu aslında şöyle şey soruda araya şöyle araya lütfen. şöyle girmek isterim. Doktor ve hastalık ve check-up ve hastane ya yani bu doktor yani bir ne diyelim tedavinin etrafında dönen her türlü isimlendirmeyi sonuna kadar İdil sayesinde kullanıyor durumdayız. Yani işte Yani ciddi soğuk uzmanlarımızla bir espri etkinlik benden yapıyoruz. zor oldu. Aynen Ama ilgi uzmanlarımızla bir çekiyor. etkinlik yapıyoruz. Hipokrat yemini yapıyoruz işte Hipokrat yemini etkinliği falan. İşte uzmanlarımıza bir asistan veriyoruz. Asistan doktor diyoruz falan gibi. Çok güzel. Bayağı bir Bunu da Türkçe. aslında devam ettiriyoruz yani içinde de. Aynen. Aynen. Çok güzel. Bir ufak soruyla da aslında İdil'i anlatmak isterim. Eminim İdil'in de çevresinde dijital tarafta olmayan arkadaşları, ailesinden büyükleri var. Ya da bazı müşterilerimizde de patronaj seviyesinde çok fazla dijitalde olmayan ama bu işi anlatmamız gereken çeşitli durumlar oluyor. Acaba nasıl anlatır İdil böyle basit cümlelerle Ayşe teyzeye, Ahmet amcaya anlatır gibi ürün doktorunu bir sormak isterim. Bence gerçekten çok kıymetli bir soru ve bana da çok değen bir soru oldu. Çünkü ben hayatım boyunca yaptığım işi tek cümleyle anlatamadım kimseye. Ve böyle hani bir de daha önceden sosyal girişim kısmı da var. Sosyal mi, girişim mi, işte sigortam var mı ya da buradaki yaptığım, edindiğim rolde de öyle. Ben hep şöyle düşünüyorum aslında. Yani bir taksiye bindiğiniz zaman taksi sohbetlerini de çok seviyorum kişisel olarak da. Oradaki o muhabbetler çok bence kıymetli ya da işte bir esnafta olduğu yerde. Orada mesela aslında paylaşım bir şey işte hani ne iş yapıyorsunuz tam olarak dediğinizde şöyle bir şey kullanmıştım ben. Ya bu birazcık aslında vücudumuzda bazen bazı yerler ağrıyabilir. Bizim vücudumuzu bir ürün olarak düşünelim. Ürününüzde de aslında bazı yerler zaman geldiği zaman ağrıyor. Yani bunlar bazen morarabiliyor ve işte kolum morardı, burada bir sıkıntı var diye biliyorsunuz ama bazen de çok tanımlayamıyorsunuz kendi kendinizi. İşte o yüzden biz zaten biraz ürün doktorunu orada konumlandırıyoruz. Yani bu aslında röntgen çekmek gibi bir şey. Dışarıdan çok fazla belli olmayan konularda, noktalarda bu röntgen kısmını devreye soktuğumuzda gerçekten birazcık daha resmi, daha detaylı görebiliyoruz. O yüzden de zaten işte bunların adı Mustafa'nın da bahsettiği gibi işte check-up oluyor, audit oluyor, farklı günler, farklı terimler kullanıyoruz ama günün sonunda aslında hizmet ettiğimiz, çözmeye amaçladığımız problem sizin bir ürününüz var. Ürününüzle ilgili bir sıkıntınız var. Bunu tespit etmiş olabilirsiniz. Henüz tespit etmemiş. Sadece bir hissiyat içerisinde olabilirsiniz. Biz bu noktada aslında eşlik ederek bu sorunun çözüme kavuşmasında size bir eşlikçi oluyoruz. Ürün doktoru böyle bir şey aslında. Yani röntgenci diye kısaltırsam biraz olmayacak ama onun gibi düşünebiliriz genel süreç. Radyolog diyelim biraz daha çünkü bunun Çok, çok daha tomografisi iyi oldu. Teşekkür ederim. daha üst versiyonları da kesin gelecektir eminim. Daha böyle dibine kadar kılcal damarlara kadar görüntüleyecek bir durum gelecektir. Peki Caner Bey katılıyor musunuz bu görüşe? Yoksa farklı bir fikriniz var mı? Ben moderasyon olarak böyle adaletli davranmaya çalışıyorum. Yok, kesinlikle zaten ürün yapma ya da ürünü pazarda tutma deneyiminin kendisi çok çok zor. Yani bütün bu sürecin içerisinde yani başından itibaren bir dışarıdan gözün sürekli olarak aslında size bak hani şu tıkanıklıkları açmak için yani sürekli yine bu arada hani sağlık domaininden, sağlık alanından örnekler veriyoruz bu alana ama bu tıkanıklıkları açmak için işte şöyle bir ilaç kullanmalısın, bunu yapmalısın, böyle bir ürün var, bunu gözden geçirmelisin şeklinde bir tavsiye alacağımız alanlara ihtiyaç duyuyoruz. Ve gerçekten bunu biz de bu akışı mümkün olduğunca en kolay hale getirebildiğimiz forma sokmaya sürekli olarak gayret ediyoruz yani.
Şu ana kadarki çalışmalarımızın tamamında da hani bunu iyi bir şekilde yapabildiğimizi düşünüyorum. Küçük bir ekibiz. Hani ürün, user spot kendisi çok büyük bir ekip olmasına rağmen aslında ürün doktoruyla ilgilenen kısım biraz daha büyümeye, yani farklı kişilerle büyümeye odaklanan bir formda. Bunu değerli buluyoruz ve bunun üzerine gidip burada gerçekten sürdürülebilir bir model inşa etmeye gayret ediyoruz. Süper. O zaman evet, sürdürülebilirlik, evet, şey, ben de şey yapayım yani, sürdürülebilirlik bu arada çok kötü de hissettim. Böyle sürekli İdil ve Caner ürün tarafından bakarken ben biraz daha business tarafından bakıyormuşum gibi hissediyorum gerçekten. Olsun, bu bakışlara da ihtiyaç var. Yani bir sürdürülebilirlik kısmı kritik. Yine bir tasarım şirketi olduğunuz zaman müşterileriniz var, müşterileriniz size geliyor. O müşterilerinizin size geldiği noktada o işi yapabilmek için tabii ki belli sayıda tasarımcı ve tasarım işleriyle uğraşan insanları şirketinizde bulundurmanız, bir ekip kurmanız gerekiyor. Şimdi aslında tasarım ajanslarının, tasarım şirketlerinin ölçeklenebilmesi çok çok kolay değil. Orada danışmanlık şirketlerinde de benzer bir durum var. Yani 50 müşterinizi 50 kişiyle karşılıyorsanız, müşteri sayınız 100 olursa çalışan sayınız da 100 olmak zorunda. Haydi biraz verimlilik üzerine bir şey yaptınız, 90 oluyor. Ama yani mesela Segmentify bir ürün şirketi ve buradaki o ölçeklenebilirliği, gerçekten ona 30 kişiyle 100 müşterisi varken 5000 müşteriyi de 30 değil de 35 kişiyle karşılayabiliyor. 40 kişiyle karşılayabiliyor. Bu da zaten tam o ölçek ekonomisi dediğimiz şey noktaya götürüyor. Biz ajans dünyasında ölçeklenebilirliği aslında yakalamaya çalışıyoruz. Bir diğer nokta aslında hani o ölçeklenebilirliğin getirdiği, ölçeklenemez oluşun getirdiği şey sıkıntısı var. 50 müşterini 50 ekip arkadaşınla beraber karşılıyorsun. Bu 50 müşteriden yarın bir olay oldu, bir durum oldu. Türkiye'de ya da yurt dışında ya da bir yerlerde bir şey oldu ve 20'si bir anda gitmeye karar verdi. Elinde artık ki ajansların, büyük ajansların çok temel batış hikayelerinde. Çok büyük bir şeylerini kaybederler. Müşterilerini kaybeder ki Mad Men'den de hep bildiğim üzere bir müşteri gider ve o orada bulunan yani o ajansın oradaki fixed cost'u, yani sabit maliyeti artık geride kalan müşterilerle karşılanamaz noktadadır ve burada çok büyük bir dengesizlik yaşanır. Ürün doktoru bu check-up'ı yaparken aslında İdil, Caner ve Mustafa'dan oluşuyor. Ölçeklenebilirliği aslında uzmanlarıyla sağlıyor. Yani ürün doktorunun sadece 3 ekip arkadaşı kimdir var. Ama aslında 30'dan fazla uzmanı var. Süper. Kimdir bu uzmanlar? Yani benim bir web sayfam var. Bu arada şeyi de konuşalım tabii. Bu bir web sayfası olabileceği gibi başka bir ürün de olabilir mi? Farklı sektörlere de göz kırpıyor mu ürün doktoru? Sadece çünkü users post deyince web sayfalarını analiz eden ya da aplikasyonları analiz edip buradaki önerileri, eksikleri bulan ya da doğruları altını çizen bir firmadan, markadan bahsediyoruz. Tabii ki işin tasarım tarafı bambaşka. Ama ürün doktoru bugün ya da yarın farklı sektörlerde katkı sağlayabilir mi? Ve arka tarafta kimler var? Yani o uzmanlar işin biraz daha farklı bakış açılarına sahip. Hatta farklı farklı kişiler de olabilir. O tarafını bir sormak istiyorum. Sana dönelim istersen. Hadi İdil'e dönelim. Kimdir bu uzmanlar? Kim bu uzmanlar? Çok gizli uzmanlarımız. Şu an yaklaşık 30'dan fazla aslında içeride uzmanla çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de aslında bizimle organikte bağ kuran kişilerle yan yana durmayı önemsiyoruz. Neyden kastediyorum organik bağdan? Daha önceden User Spots Akademi, çünkü aynı zamanda bir de akademi markası da var User Spots'un bildiğiniz gibi. Daha önce oradan eğitim almış kişiler olabilir. Daha önce User Spots'tan yolu geçmiş kişiler olabilir. Ya da hala in-house User Spots içerisinde çalışan kişiler olabilir. Yani burada aslında bir tekelleşme oluşturmaya başlamadık bunu yaparken. İşte her şey User Spots olmalı gibi bir noktadan çok. Daha çok aynı aslında çalışma kültürü içerisinde ve çıktı kalite noktasında ortaklaşabileceğimiz kişiler oldukları için bu şekilde oluştu. O yüzden şu an buradaki bu sayıyı artırmak yerine, tabii ki ileride böyle hamleler de düşünüyoruz ama şu an aslında orada da daha core diyebileceğimiz, belki daha sonuç odaklı çalışabileceğimiz kişilerle bir araya geliyoruz o kısımda da.
Çok güzel. Ben sunumunuzu tabii inceledim. Ama sizin tarafınızdan aldığım, sunumdan aldığım bilgilerle, hatta bu konuşmadan da aldığım bilgilerle, özetle bir arkadaşıma ya da bir müşterimize, belki bu arada bu konuşmanın sonunda anın eli tutulmaz Mustafa bir jest yapar. Hem Segmentify müşterilerine hem de bizi dinleyen, isterse farklı firmalarla da çalışıyor olsun hiç fark etmez, onlara bir jest yapar diye düşünüyorum. Çünkü yaklaşık bir insan da 10. yılını kutluyor User Spots. Hatta 11 bile olabilir. Onu bir söyleyeyim. Konuya geri döneyim. Kimlerle neler denediniz şu ana kadar? Yani o şu anda birkaç deneme var. Ama bir arkadaşımı anlatırken daha büyük çerçeve ya da ya çok maliyetli bu iş, bu analizi yapmak çok maliyetli gibi düşünürken, onun daha böyle dediğim gibi konsept, biraz daha hızlı ve daha ekonomik şekilde çözülebileceğini söyleyebilirim. Bu da aslında işin büyük markalar kısmından biraz daha belki KOBİ'ye, yeni kurulmuş startuplar belki şu anda ihtiyaçları olmayabilir ama belki birkaç ay sonrasında alabilecek, Mustafa'nın da dediği gibi sürdürülebilir ve sanki bir elektrik faturası gibi, sanki bir internet faturası ya da hosting gibi aslında sürekli devam eden bir yapı olur gibi, olacak gibi bir düşüncem oluştu. Bu noktada da Caner'e döneyim. Bazı müşterilerle bunları denemişsiniz de şu anda devam eden süreçler var. Rütük yok burada. Dolayısıyla marka da söyleyebilirsiniz. Kimlerle neler yapıldı ürün motoru tarafında. Onları da dinlemek isteriz. Çok bence güzel bir noktaya geldi. Şunu ifade etmem gerekiyor. Mesela şimdi startup, yeni başlayan, daha henüz gaz ve toz bulutu halinde başladığımız noktalarda mesela çok büyük bir desteğimiz olamayabilir. Çünkü elimizde bir malzeme olması gerekiyor aslında bunu irdeleyebilmemiz için. Daha çok aslında mesela hali hazırda bir ürün geliştirmiş, bunu farklı bir pazara sokmak istiyor mesela bir kişi ve bu noktada bir farklı bir göze ihtiyacı var. Mesela biz onun aslında koşu yoluna bulunmak istiyoruz. Bu önem arz ediyor. Bir diğer nokta, bugüne kadar mesela şu anda çok popüler bir video üzerinden satış uygulaması var. Daha önce örneklerini daha çok Çin'de gördüğümüz. İsmini söyleyebiliriz. Videodan aslında evet, kurucuları da Kaan Kayabalı'ya da selamlar olsun. O bizim mesela ürün doktorunu ilk deneyimleyen firmalardan bir tanesi oldu. Girişimlerden bir tanesi oldu. Bu noktada hani zaten user spots'u bilerek geldikleri bir süreçti. Hani o güveni zaten biz özellikle global açılmadan önce Türkiye'de hani user spots üst çatısının mümkün olduğunca da ön plana çıkarmaya da gayret ediyoruz. Bize geldiler ve bu tecrübenin aslında user spots'ta edindikleri o uzun tecrübeden bir farkı olmadıklarını, hani sadece bunun çok daha kısaltılmış, çok daha ihtiyaca yönelik bir çözüm olduğunu belirttikleri bir aslında geri dönüş yazdılar bize. Ya bu bizim için çok mutluluk verici, çünkü tam olarak hedeflediğimiz şey buydu. Çünkü user spots'ta süreçler çok çok daha detaylı bir şekilde inceleniyor. Aslında bu anlamda ürün doktoru biraz daha konunun özüne inerek, biraz daha yüzeysel ve biraz daha ihtiyaçlarına tam olarak ifade edecek şekilde verilmesini hedefliyor. Bunun haricinde Glamira adında bir lüks segment, işte pırlantalar satan bir e-ticaret sitesi var. Ona destek verdik bir süreçte. Biraz etraftan gürültü oldu. Sorun yoksa o arada gürültü geçerken Kaan'a selamlar dedik. Mert Yılmaz'a da ayrıca selamlarımızı söyleyelim. Aynen, ben de tam orada arada girecektim yani. Mert'e de selam. Çünkü Mert bizi bulan taraf aslında ve gerçekten o ilk şey vardır ya, ilk faturanın, ilk paranın o duvara kesinlikle atılması gibi. Yani user spot için o yemek sepetidir ilk fatura. Ürün çok doktoru güzel için de videodandır. O yüzden ara ara canlı yayınlarına katılıp bir şeyler varsa almak için oralarda dolanıyorum. Biz de satıyoruz yani bu arada Mustafa. Diğer canlı yayınlarda satış yapıyoruz. Bekleriz seni. Tamam, tamamdır. Bora Koç grubuyla bazı çalışmalarımız var. Yine Bora, hani gerçekten biz de Bora ürünün daha çok KOBİ'leri ilgilendireceğini düşünerek başladık ama şöyle bir ihtiyacı da adresledik.
Yani şöyle bir telefon geliyor. Bir rapora ihtiyacımız var ve önümüzdeki hafta ortasına ihtiyacımız var. Yani çok ünlü bir şarkı olan "Bana bir koca lazım, o da bu gece lazım" dediğimiz İzmir yöresinin O da bu gece şarkısı. Ona lazım "Bana bu gece lazım" olur raporu versiyonu gerçekten çok çok şey olabiliyor. Yani hani Bora hep zaten Caner'le ve İdil'le konuştuğumuz konu, bunun çok daha küçük bir versiyonu, dediğim gibi belki de belli böyle ufak tefek bir web sayfası olan bir startup tarafından ya da bir KOBİ tarafından da kullanılabiliyor olması. Ama şu ana kadar daha çok hız ve hız ihtiyacı olan ya da ihtiyaçları çok belli kapsamlarda, yani bir baksanız mı şu an işte canlıya çıkacağız ama son bir bakılmasına ihtiyacımız var noktasındaki ihtiyaçları daha çok adreslemiş olduk. Ama bence sadece hani bir şirketin gelmesi ve o şirketin bizden rapor istemesi ve bizim uzmanlarımızdan raporun şirkete iletiliyor olması akışı değil. Bir yandan da yolda şeyler de ortaya çıktı. Yani sanki uzmanlarla girişimleri böyle bir günlük etkinlikte ya da işte şirketleri bir günlük etkinlikte mentörlük üzerinden buluşturma şey çıktı. Şimdi ben de çok fazla girişimci etkinliğinde mentörlük yaptım ve mentörlük şöyle oluyor. Yani gönüllülük esasıyla yapılan mentörlüklerde yani sabah çayımı, kahvemi alıyorum. Bir girişimci bana geliyor ve bir şeyler soruyor ve ben de tabii ki geçmiş deneyimlerimle ilgili mentörlük veriyorum. Bu çok yani ben de yapmış olsam sağlıklı bir şey değil aslında. Yani o girişimin öncesinde web sayfasını ne yapmak istediğini incelemem lazım. Başka yerlere bakıyor olmam lazım. Yani ona kaliteli vakit harcıyor olmam lazım ki yani gelip de web sayfasını şöyle yapın ya falan deyip yarım saatte belki de o girişimi uçuruma yönlendirecek şeyler Doğru. yapacağım. Yani tavsiyelerde bulunacağım. O yüzden böyle daha bir masa etrafında bir girişimci, bir mentor. İşte girişimci önce research şey önce UX mentörlüğü alır. Sonra işte arayüzüyle alakalı alır. Sonrasında işte arama motor optimizasyonuyla ilgili alır. Sonrasında brandingle, marka ile ilgili alır gibi gibi böyle etkinlikler de düzenlemeye başladık aslında. Böyle Caner'den biraz sözü şeyle almışım gibi oldu ama alıp Yo, oradan ben topu tekrar sana ve İdil'e şey yapabilirim yani. bir küçük ekleme daha olacak. Mesela bu girişimcilerle ilgili yaptığımız örnek aslında bir anlamda müşterimizin bizi yönlendirmesiyle oldu. Yani Lonca, Kuvvet Türk'ün bir şey yani girişimcilik alanında koşturan bir alanı. Bu noktada mesela şöyle bir durum söz konusu oldu. Aslında geçtiğimiz yıllarda yine User Spots'un bir başka birim olan IUX ile aslında bir süreç işlemişlerdi. Yani ürün doktorunun bir kısmında bu deneyimi biz biraz daha onlara yönelik yaptıktan sonra bundan çok memnun kaldılar. Ve ikinci aşamasına da beraber devam edelim dediler. Sonra biz dedik neden bunu bir paketleyip bir girişimcilik gününe dönüştürmüyoruz deyip mesela böyle bir yapıya gittik. Mesela bunun haricinde tamamen başka bir yöne dönmemiz gerekirse aslında şöyle de bir pozisyon aldık sürecin akışında. Şunu fark ettik. Biz aslında bunu bir anlamda hem user spots'u bir miktar ölçekleyebilsin diye kurguladığımız bir şeydi. Ancak mesela süreçte bazı dijital ajanslar da bu süreçte bizimle ölçeklenmek istediler. Yani kendisi bir tasarım ajansı, halihazırda bir firmaya bir girişime katkıda bulunmuş ve tasarımını gerçekleştirmiş ama kullanıcı deneyim alanında biraz kasları eksik olabilir. Çünkü kullanıcı deneyimi zaten insan kaynağı açısından bulması çok zor bir profil şu anda sektörde. Bu noktada mesela bir ihtiyacını analiz ettirmek istediği zaman, elindeki bir müşterisinin ürününü analiz ettirmek istediği zaman bizden destek istedi. Ve biz ona da mesela destek olduk. Yani buradaki ölçeklemeyi sadece ürün sahipleri olarak değil, aslında ürünü tasarlayan ama kullanıcı deneyimi kası olmayan ajanslar olarak da adresleyebiliyoruz aslında. Bu da hani altı çizilmesi gereken bir başka örnekte. Çok güzel. Şimdi iki beyden sonra İdil'e bir topu atacağım izninizle. Sanki bu tabii bu sizlere sohbet ettik bu görüşmenin öncesinde. İleride böyle bir halk jürisi, bir işte bu ürünü direkt objektif bir şekilde deneyecek bir kullanıcı kitlesi gibi bir şey gerekir mi? Yani bu 30 kişilik
Uzmanlar evet. Ama gerçekten hani böyle etrafımızdaki arkadaşlarımız, komşumuz vesaire, taksici belki, onlardan da o besleneceğimiz bir yapı mutlaka planlarınızda vardır. İşi bu anlamda nasıl genişletmeyi düşünüyorsunuz? Muhtemelen bir ürün doktorları olacak ileride User Spots'un bu ürünün altında. Ama dediğiniz gibi doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, belki o ekibi destekleyecek insanlara da ihtiyaç var. Sanki böyle bir kitle ihtiyacı olacak gibi. Ne dersiniz? Yani ben şu şekilde yanıt verebilirim. Aslında bunu kullanıcıyı da için içerisine alarak yürüttüğümüz çalışmalar var. Özellikle User Spots kanadından baktığımızda. Burada da zaten aslında mesela sezgisel analiz maddeleri devreye giriyor. İşte kullanıcılarla çalışmalar yürütüyoruz vesaire gibi kısımlar oluyor. Bu metotlara da zaten eğer ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda başvuruyoruz ürün doktorunda da. Yani biz hani sadece işte bir uzman işte doktor diyelim geliyor ve yapıyor. Sadece bunun dışına çıkmıyoruz gibi bir durum yok. Ama ben soruyu biraz hani şöyle de duyuyorum. Bunu işte mesela benim karşı komşum ya da işte dışarıya çıktığım bir diyelim ki marketlerle ilgili çalışma yapacağım. Oradaki kasiyerle bunu deneyebilir miyim? Neden olmasın diyeyim ben de yani. Çünkü aslında buradaki o journey'nin aslında gerçek deneyimde, gerçek mekanda olması çok önemli. O yüzden bu açıkçası hani böyle bir ilham noktası, bir çıkış noktası da olabilir. Ki bunun gibi zaten mesela daha önce User Spots'un geçmiş çalışmalarından biri de mesela bir metro, madem verebiliyoruz isimleri, metroda bu şekilde çalışmalarda olmuş. Yani hani gerçek anlamda oradaki bir çalışan gibi olup oradaki süreci deneyimleyen, o kişilerle konuşarak ilerlenen çalışmalar olmuş. Ürün doktorunun metodolojisine, çalışma yöntemine baktığımız zaman biz aslında o hızı birazcık da araştırma sürecini hızlandırarak sağlıyoruz. Ama bu hızlandırmak tabii ki her zaman yöntemleri azaltmak ya da tamamıyla araştırma es geçmek anlamına da gelmiyor. O yüzden ilerleyen dönemlerde bu gibi çalışmaları da yani gerçek kullanıcıyla konuşabileceğimiz çalışmaları da yapabilmek gibi bir gündemimiz var aslında. Çok güzel. Buradan bir şey asistan pardon Hüseyin, asistan doktordan bahsetmekte fayda var bence. Hala son kullanıcıya gitmiyoruz ama yani ürün doktorunun kendi ölçeklenme problemini çözmek için var olduğu için kendi ölçeklenme noktasını sağlamak adına şöyle bir şey var. Bizim UX okulu adını verdiğimiz bir eğitimimiz var. Geliyorsunuz User Spots'a para vermeden yani herhangi bir ücret ödemeden ama 6-8 aylık eğitimin sonunda işe girdikten sonra eğitim ücretini ödemek üzere bir programa başlıyorsunuz. Income Sharing Agreement modeli diye geçiyor bu. Gelir paylaşım modeli aslında. Ama biz oradaki geliri paylaşmak istemiyoruz. Yani kişinin elde ettiği maaşını %X'ini, %5'ini, %10'unu almak istemiyoruz. Ama onunla diyoruz ki işte sen bize 24 ayda bu eğitimin ücreti olan X TL'yi böyle ufak taksitlerle öde. Şimdi aslında elimizde UX öğrenmek isteyen, kullanıcı deneyimiyle alakalı eğitim alan bir grup öğrenci arkadaşımız var. Biz çok güzel bir model. Tebrik ederim. Teşekkürler. Uzmanların yanına onları asistan doktor olarak koyuyoruz. Şimdi mesela bir çalışma güzel. Yapacak hızlı bir şeye ihtiyaç var. Bir uzmanımız var. Uzmana diyoruz ki bak sana bir tane UX okulundan asistan doktor verdik. Benchmark işini o yapacak. Atıyorum katılımcı bulma işini o yapacak. X o yapacak, Y'yi o yapacak. Yani senin dediğin de bunun da üçüncü seviyesi aslında gerçekten. Yani hani hastayı da bulma adını verdiğimiz. Zorluk gibi biraz. Hani her şey evet. Böyle bir at koyma şeyimiz olduğu için motivasyonumuz. Biraz zorluk süreçte de var. Aynen her şey doktor konseptinden gideceğimiz için. Senin dediğin de böyle bir... Birazdan yayından atılacağız diye çok korkuyorum artık. Hayır. Tam tersi özellikle sordum. Niye biliyor musunuz? Şimdi kamuoyu araştırması yapılır. İnsanlara yüz yüze hangi partiye oy vereceğim dediğimde bir kısmı tam tersi cevap verir. Bir de biz bunu yine Segmentify'da da yaşıyoruz. Kullanıcı bir şeye cevap veriyor, bir ankete. Ona göre bir şey yapıyoruz ama online'daki tecrübeyle yani ben şunu net gördüm, siz de yaşamışsınızdır. Çoktan seçmeli soruların tümünde genelde A şıkkı ilk seçenek eğer çok farklı değilse en çok tıklanır. Ben bunu 2-3 ay önce kendi şirketimizde test ettim. Böyle durumlar var ama belki tek tek sorsanız yüz yüze çok daha farklı sonuçlar çıkacak. Bir de hani kullanıcı deneyimi deyince
akla gelen bir fotoğraf vardır. Eminim çok karşınıza zaten geliyordur. Bir işte kar yağmış. Yani bir kişi S şeklinde yürümüş ve bütün arkasından gelenler de S şeklinde yürümüş. Halbuki düz yürüse çok daha kısa yürüyecek. Biraz da aslında bu ezberi bozuyorsunuz galiba. Yani ürün doktoruyla birisi yapıyor da olsa bir kullanıcı deneyimi oluşuyor, evet. Ama belki o yanlış. Buradaki o yanlışı da bulabilme ihtimali sanki ortaya çıkıyor ve belki 3 yıldır yapılan bir yanlış ürün doktoruyla da biraz da bu canlı kullanıcı doktorlar, asistanların yoluyla aslında ortaya çıkacak gibi. Bu arada deneyimi de aslında yani sadece şey etkilemiyor. Yani sadece arayüzün kendisi ya da arayüzde yaşanan problem etkilemiyor. O yüzden biz aslında farklı audit servislerini de işin içine katmaya çalışıyoruz Türkiye özelinde. Yani bir girişimin, bir ürünün hayatta kalması için Ar-Ge desteği alması gerekiyor. Orada bir Ar-Ge audit hizmetimiz var. Yani kendimizin de zaten Ar-Ge desteği aldığı Dipmo adındaki şirketle beraber şey yapıyoruz. Bir Ar-Ge auditi yapacak şirkete şey diye, yani sen hangi Ar-Ge desteklerini alabilirsin? Ya da bizim CFO'muzun bir şirketi var. O finansal destek yapacak. Yani bir şirkete bakalım nerede sıkıntı var, nerede problem var diyerek bir finansal audit yapıyor. İşte CRO audit var, arama motor optimizasyonu audit var gibi. Aslında biz biraz ürünün yaşam döngüsünün tamamına dokunmaya çalışıyoruz Türkiye özelinde. Birçok konuda auditler vererek, ama yapan taraf olmuyoruz. Hep yani söyleyeyim, yapan taraf user support. Biz orada net kırmızı çizgilerimiz var. Denetleyen tarafız. İşte check-up'ı yapan tarafız. Düzeltecek taraf ya da işte kişinin kendisi de olabilir. Ürünün sahibi de olabilir. Ya da düzeltmesi için user spot'a da gelebilir. Hiç, ya da başka bir ajansa da gelebilir. Yani Caner'in söylediği yöntem, yani ajanslar bizi user spot'unu gayet kullanabilirler. Yani Doğru. kendileri UX hizmetleri ya da deneyim hizmetleri sunabilmeleri için. Burada da en ufak bir sıkıntımız, en ufak bir çekincemiz yok. Hatta e-ticaret Çalışıyoruz. siteleri de bizi bol Oldu bol bu arada. kullanabilirler. Evet. Aynen. Çalıştığımız birkaç ajans da oldu hatta o konuda. Güzel. Peki şu soruma cevap alamadım. Ürün derken dijital ürünlerden bahsediyoruz sadece. Yoksa yarın ben bir tane paketli bir ürün çıkardım ya da çıkaracağım. Ya da bir teknolojik ürün çıkaracağım. Bunun deneyimi tarafında da ya da bunun ürün doktorluğu tarafında da hizmet alabilecek mi firmalar? Bunu aslında şöyle kısıtlayabiliriz belki de, en azından şu an için parantezini açarak söyleyeyim. Şu an için aslında mevcutta fiziksel bir ürününüz varsa onun dijital uzantıları ya da tasarımsal olarak işte markasının pozisyonlanması gibi alanlarda hizmetler sunabiliyoruz. Ama belki ilerleyen dönemlerde ilgili uzmanları bünyemize katabilirsek ya da hayal ettiğimiz şekilde ölçekleyebilirsek gerçekten fiziksel ürünün de tasarımı ile ilgili bir kişiyi buraya ya da bir ya da birkaç uzmanı buraya dahil edebiliriz. Ben bu arada tasarım bölümü mezunuyum. Yani o okuldan mezun olurken yaşadığımız o kritik süreçlerini, yani kritik alma süreçlerini, ders kapsamında yaşadığımız kritik alma süreçlerini, yani gerçekten şu anda piyasaya çıkan ürünleri uygulasak hani emin olun birçoğu kalmış olabilirdi yani hani. Aslında çok güzel bir durum olurdu ama buradaki tabii birçok şeyi irdelememiz gerekecek. Yani pazar buna uygun mu, müsait mi? Çünkü fiziksel ürün üretimi tarafında çok çok daha büyük kısıtlar var dijital tarafa göre ve süreçler nispeten daha uzun. Yani o noktada eğer doğru uzmanları yakalayabilirsek bunu da tabii ki uzman doktor kadromuza dahil edebiliriz bu tip doktorları. Güzel. Şu anda uygulamalar, e-ticaret siteleri, bütün dijital.com tarafı bu dünyanın. Belki işin B2B tarafı, diğer tarafta daha kapalı devre sistemler gibi tüm taraflarda aslında. Çünkü deyince akla ister istemez ürün geliyor ya biliyorsunuz. Eminim sektörden olmayan dinleyicilerimiz de olacaktır. Aslında onlara da bir cevap olsun diye özellikle sormak istedim bunu. Bu arada o ilk oturumda Mustafa'yla da paylaşmıştık. İşte yıl 2013 olması lazım. Ya 2012 ya 2013 girişim fabrikasındayız. Ben bir kupon aplikasyonunun başındayım. Mustafa da haftada bir iki gün Ankara'dan geliyor. Bizim böyle aramızda ufak bir bariyer var. Karşı masamda
Mustafa var. İşte 10 yıl olmuş neredeyse bunun üzerinden. Belki de 1-2 yıl daha eskiye de gidebilir diye düşünüyorum. Yani girişim fabrikasının ofisi önceliği harikaydı. Harika bir yerdeydi. Evet. Çatı değil mi? Altınüzade'deki evet. Şu an üniversiteye ait. Pardon, Altınüzade'deki ne doğru? Kanyon'daki, sonra da kanyon tarafına geçtiler. Kanyonun karşısında. Doğru. Bizim Altınüzade'de, yani bizim tabii Etohum ve girişim fabrikası, özellikle ama Etohum bayağı bir şey yapmamızı, tanınmamızı sağlayan önemli organizasyonu. Çünkü ben Ankara'da üniversitede araştırma görevlisi olan birisiyim, yani hani kimseyi tanımıyorum. Ama Burak Büyükdemir sayesinde, Tohum sayesinde bir anda Nevzat Bey beni arayıp Mustafa bu proje çok değerli benim için, işte o yüzden çalışma yapacağız falan filan noktasına gelebildim. Ve bu işte o dediğim gibi, yani benim kendi kendime çok yapabileceğim bir şey değildi o dönemlerde. Yani o dönemlerde bu ara İstanbul'a her geldiğimde de 6 toplantı ayarlayıp öğleden önce Avrupa yakası, öğleden sonra Anadolu yakası falan gibi maksimum verimlilik sağlamaya çalışıyorum. Ama fark ettik çok güzel ki, zamanlar. Güzel bir hikaye evet. Gerçekten. Burak Büyükdemir'e de Nevzat Aydın'a da selamlar olsun. Sektörün önemli oyun kurucuları açıkçası. Tabii bir 10. yıl kutlaması yapmak lazım. Onu ayrıca konuşuruz. Bir etkinlik yapılır mı? Ama belki hem şu anda bizim çalıştığımız müşterilerimize hem de bizi dinleyen hangi sektörde ya da dikeyde olursa olsun ürün doktorunu merak edecekler ve acaba bir jesti olur mu Mustafa Dalcı'nın ve aslında, ürün doktoru evet. ekibinin, onu sormak aslında, istiyorum. Ufak şöyle bir düşüncemiz vardı, yani var. Öyle Lonca Grubu ile Kuveyt Türk'ün o girişimci hızlandırma programı olan Lonca Grubu ile yaptığımız etkinliğin daha küçük bir versiyonunu Segmentify müşterileri için yapmayı planlıyoruz. Yani hani, ya da e-ticaretleri, sadece Segmentify müşterisi olmak zorunda değil galiba. Yani Segmentify'ı ve ürün doktorunu denemek isteyen müşteri adaylarının da gelebileceği bir şey yapacağız. O yüzden çok yakında, yani bizi izlemeye devam edin ürün doktorunu ve Segmentify'ı birlikte yapacağımız çalışmalarla aslında şey yapabiliriz. Orada güzel kupon kodları ve güzel indirimler sunuyor olacağız diyelim. Hani süper. Ama ayrıca bu yayını izlediğini söyleyerek ürün doktorunun şu an ya da bu yayını dinlediğini söyleyerek ürün doktoruna ürün doktoru sayfasından başvuruda bulunan arkadaşlarımıza da güzel bir indirim yapacağız diyerek. Tabii indirim kısmı değil de, o yüzden ben sadece yapalım güzel olur diyorum. İdil orada artık gönlünden ne koparsa. Herkese %80 diye. Bir de nasıl ulaşacağız? Ulaşacaklar sevgili İdil. Yani hatta sevgili Enes arka taraftan bizi izliyor. Buradan da bütün pazarlama ekibimize selamlar. Bence onu bant reklam olarak bir koyar en azından. Adresi nasıl ulaşacaklarını orayı da söyleyelim. Tabii. Bizim ayrı bir aslında şu an domainde bir web sitemiz var userspost.com haricinde. O da şimdi yanlış söylersem tabii çok çok da komik olacak ama userspost.ürün doktoru.com şeklinde. Bunu hayır, zaten önce ürün doktoru sonra userspost. Ama komik olacak demiştim. ürün doktoru.userspost.com önde duyarmıştım. bunu yani zaten hani yayının altına link olarak da biz hani iletiyor da oluruz. Buradaki hani sözümüzde belki hani böyle bir şey konuşuldu falan diye hani saniyesini söyleyebilirsiniz. Konuşulduğu şu saniye indirim vardı diye. Evet. O noktada zaten ya biz gerçekten hani samimi olarak söylemek gerekirse zaten girişimcileri desteklemek için de bu noktada modelimizi de birazcık aslında güçlendirdik. O yüzden zaten ulaşılabilirlik hem zamansal olarak evet hani hızlıyız ama bir noktada bütçesel olarak da ulaşılabilirliğinin zeminini doldurarak hareket etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Bence müthiş bir yere de geldik. Şunun da farkındayım. Her zaman Mustafa'ya da söylerim. Bir yavrunuza da konuşurum. Tabii ki ticari firmalarız. Para kazanmamız gerekiyor. Ancak ne zaman Mustafa'yı arasak, ne zaman bir şey yapmak istesek birlikte zamanıyla, ekibiyle sürekli orada olduğunu söylemek isterim. Bu anlamda zaten o girişimcilik yolculuğunu
hala devam ettiren bir markasınız siz de. O yüzden mevzu burada en başta para kazanmak değil, bu projeyi önce emekleme sürecinde birlikte geliştirmek, sonra da ayakları üstüne bastıktan sonra da gerek Türkiye'nin gerekse de global anlamda bununla gurur duyacak bir seviyeye taşımak. Biz de burada elimizden geleni yapmaya hazırız. İyi haberlerinizi çok kısa zamanda alacağımıza da eminim. Son cümlelerinizi rica edeyim. Sonra da bu oturumu kapatalım teşekkürlerimizle birlikte. Yine İdil'den başlayalım. Tamamdır. Çok teşekkürler öncelikle, gerçekten güzel bir fırsat oldu. Umarım izleyen, dinleyen herkes de bir parça da olsun bir şey böyle bırakarak gidiyor oluruz. Ve böyle hani çok böyle klişe olacak ama gerçekten ben hani şeye de inanıyorum. Yani burada mesela, hatta ben şirkete girmeden önce ilk Mustafa'nın Marketing Türkiye'de bir konuşmasını izlemiştim. Demiştim ki yani bir gün böyle hani şey olacak, yani bir yerde çalışacağız falan, sonra patronum oldu. O yüzden hani birlikte o çalışabilme şeyi çok şey, hani böyle denkleşme hayatım, böyle kendi böyle bir şeyi de var, dansı da var. Umarım denk geliriz bir yerlerde, izleyen dinleyen kişilerle. Çok teşekkürler tekrar size de. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz hani yolculuğa çıkalı, yani ürün doktoru olarak yolculuğa çıkalı aslında çok fazla zaman olmadı ve aklımızda da bir takım planlar da var bunu daha geniş kitlere yaymak için. Hani bu işin içerisinde bu konuyu izleyen kişiler de hani bizim müşterimiz olmayabilirler sadece, ama bize farklı konularda destek olabilirler. Yani uzman olarak doktorlar arasında yer almak isteyebilirler. Ya da belki bizim eksiklerimizi görüp ya şöyle bir şey yapsanız mı diyebilirler. Bu anlamda da hani yine ulaşabilirsiniz. Hani biz her zaman iletişim kurmaktan, hani birlikte gelişmekten mutluluk duyarız. Bu da benim notum olsun. Ben de tekrardan Mustafa'ya aktarayım bunu. Teşekkür ederiz. Evet, ben böyle kapanışı yapıyormuşum gibi biraz hazırlıksız yakalandım gerçekten. Bu arada sürekli ölçeklenmeden bahseden, hani işin daha business tarafına odaklanmış bir kişiymişim gibi hani hissettim kendimi konuştuklarımı düşününce, ama ben burada biraz daha yenilik tarafına da hani şey yapmak istiyorum. İşte biz o ürünleştirilmiş servis örneklerine baktığımızda çok farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela aylık sınırsız tasarım desteği şey var. İşte $1,000 bir şirket, Norveçli bir şirket. Dünyanın geri kalanına sınırsız tasarım hizmeti veriyor. İşte bir avukat kendi avukatlık hizmetini ürünleştirmiş. Yani kapsamı belli, böyle bir kareyle çizmiş ve demiş ki ben bu servisi X dolara veriyorum. Hani farklı farklı sektörde farklı insanlar bunu yapmışlar. Biz de burada aslında bunun denemesi içerisindeyiz. Hani amacımız tabii ki hani ölçeklenelim, çok büyüyelim vesaireden daha çok ortaya yeni şeyler, yeni bir değer yaratalım, yeni bir şey üretiyor olalım. Bunun heyecanı içerisindeyiz. Zaten hani sürekli karşılaştığımız, sürekli birlikte iş yaptığımız sizler de bize bu konuda destek oluyorsunuz. Teşekkürler. Ümit ediyorum birlikte, yani bir önceki Murat'la yaptığımız görüşmeden sonra hadi yapıyoruz birlikte bir şeyler dediğimiz noktada 1 yıl geçti ve biz artık hazırız ürün doktoruyla beraber. Hani buradan da dinleyicilere daha fazla segment işbirlikleri, daha doğrusu ürün doktoru işbirlikleri gelecek diyorum. Çok da tekrar çok teşekkürler. Ve Hüseyin, yani hani girişim fabrikasında karşılaştık, sonra başka şirketlerle sürekli denk geldiğimiz, sürekli birlikte bir şeyler yaptığımız bir yoldayız. Bundan sonraki süreçte de neler olur bilmiyoruz. Hani 5 yıl sonra bambaşka konular konuşuyor olabiliriz. Bakalım, yani bu yolculuğun içerisinde olmak da çok şey yapıyor beni. Kesinlikle. İşte Segmentify'a dahil olduğunu gördüğümdeki LinkedIn şeyi, ki önceki yayında da bahsetmiştik. Segmentify'a kaptırdığımız Buse'yi bir türlü geri alamamamız. Yani lütfen burada Buse şey yapmasın. Murat da hani Buse çok güzel bir Segmentify şeyi. Ben artık bu Segmentify diyorum, yani o kadar Segmentify'lı oldu. Evet. Yani onu çok, o çok net hissediyoruz yani. Bu sene nasıl Segmentify falan diye cevap verecek pozisyonda. O yüzden yolculuğumuz devam edecek. Birlikte yapacaklarımız devam edecek diyorum. Teşekkür ediyorum ben. Ben de teşekkür ederim hepinize. Zaten önemli olan sevgisi
Bunu bireysel olarak da kurucular olarak da hem sizin tarafta hem bizim tarafta bizzat yaşıyoruz. İnşallah emekli olduğumuzda işte bu yaptığımız işleri gururla anlatacağımız durumlarda olacaktır, keyifle anacağımız. Bütün emekleriniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten yapılan her katkı bu tarafın, sektörün büyümesine de etki edecek, olumlu etki edecek. Tekrar teşekkür ederim. Sizin nezdinizde bütün User Spots ekibine, Ürün Doktoru ekibine ve bundan sonra yapacaklarınızla ilgili tüm gelişmeleri heyecanla izleyecek hem müşterilerinize hem de bundan sonraki kullanıcılarınıza çok teşekkür ediyorum. E-Commerce Growth Show'un bu bölümünün de sonuna geldik. Bu yayını izleyen hem bizim müşterilerimizin hem de tüm sektör paydaşlarımıza Ürün Doktoru'nun jestleri olacak. Az önce paylaştığımız ve şu an tekrar paylaştığımız lütfen doktoruna da ulaşın. Biz de birlikte daha güzel işbirliklerini yapmak üzere buradan herkese selamlarımızla ayrılıyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Mustafa Dalcı, İdil Kan, Caner Aras. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Herkese selam.